Evcağızıma geldim. Hemen pazara, pazar alışverişini kendime böldüklerimi göstereyim. Şu poşeti pazardan almaya kalksanız 100 liradan daha çok fazla tutar. Annem benden 100 lira aldı sağ olsun. Lahana, sarmalık. Havuç aldım 3 tane. Şimdi gene yazanlar olacak. Adet fiyatı var. Adet hesabına başladın mı Nigar? Elin çok dar. Cimrisin. Çok almıyorsun falan filan. Sakin kızlar, sakin. Gördüğünüz sepet sepet her şeyi aldık. Yani almak istesem yarım sepetleri de bölüp getirebilirdim ama bendeki mantık, yani anlayan anladı zaten de, hatta diyen bile var, Nigar'cığım şey yapmıyorsun, ziyancı değilsin, her şeyi şey kullanıyorsun, ölçülü kullanıyorsun, bu yönünü seviyoruz diyen çok fazla vardı. Hani beni daha tanımamış ve çözememiş olanlar için özellikle söylüyorum. Adet iyidir. Gerektiği kadar. İsraf etmeden. Sakin sakin. Bir tane semizotu. Bir bağ. Ondan sonra kapya aldım. 3 tane. Hadi taze. Yusuf istedi de. Yoksa ki difrizimde kapya vardı. Kapya almayacaktım. Bir tane kocaman bir... kocaman annem seçmiş. İçinde en nazik kibar küçüğü buydu. Bunu aldım. Çünkü büyük kabak... Yani yemeğini yapsam yemiyorlar. Anca mücver yaparım. Bir tane kabak da bizim için idealdir. Dolabımda da var bir tane kabak. Soğan almışım kaç tane? 2 tane kurbaş soğan almışım. Soğanın patatesim de var bu arada. Ispanak aldım bir bağ. Bunu şey yapmayı düşünüyorum. Hemen böyle ıspanaklı yumurta. Ama bu akşam değil. Bu akşam için yemek getirdim. Salatalık. Gene 4 tane. Avrupa'ya döndük. Yapacak bir şey yok. Adet fiyat. Adet hesabı. Şaka bir yana. Yine tazelerinden ve küçüklerinden 4 tane patlıcan aldım. Böyle olur da hani. Ya patlıcan kebabı yaparım, ya patlıcan musakka yaparım. Fesleğenli de olabilir ama fesleğeni bulamıyorum. Taze fesleğen yok bahçede. Birazcık domates ve birazcık da patates var poşette. Bunları şimdi yerleştireceğim ama evim çok dağınık. Sabah dedim ya, hem alarmı kapalı kapatıp geri uyumuşum. Aa, Yusuf arıyor. Yusuf arabayı aldı geldi. O kısmı size anlatamadım tabii, evdeki telaşa dalınca. Çarşıya gidiyoruz, boya seçeceğiz dükkanı. Yarın çünkü bugün şey... Zımpara işi bitti. Yarın artık boya işine geçebileceğiz. Kayınvalideme de seslendim. Dedim çarşıya gidiyoruz. Senin de alacağın ihtiyacın varsa sen de gel, arabayla gidiyoruz. Bakarız dedi ama bakayım hazırlanmış mı. Çöpleri çıkardım. Onları hemen atacağım. Üstümdeki elbiseyle gideceğim, hırkayla. Daha hava güneşli batmadı. Kemere gidip hemen geleceğiz. Boyaları sizinle beraber seçelim. Bakalım neler varmış. Yapı markete gideceğiz. Boyayı seçeceğiz ve şey yapacağım. Faraş da almam lazım. Dün komşudan rica etmiştik. Dükkana bir tane faraş, güzel temiz. Yusuf'un dükkanına, berber dükkanımıza daha doğrusu. Çöpler tek elle ağır oldu. Kayınvalideme de sesleneyim geldi diye Yusuf. Anne hazır mısın? Yusuf geldi, hadi gel. Hadi. Ne hissediyorsun bakalım? Dükkanını açtın. Daha vergi işleri var. Abonelikler üzerimize alınacak. Tadilat işi bittikten sonra bir iki günde resmi işlere koşturacak. Yoruluyor tabii. Benim bile ne kadar çalıştık? Bir 20 dakika yaptık mı? Güneş çok kötü. 20 dakika yapmışızdır zımparayı. Kolum yoruldu benim bile. O bütün gün, bir de düşünün, tek başına o merdivenden indi. Silikonu o taban şeyine, ne diyorlar, köpüğüne yapıştırdı. Geri yukarı çıktı. Tatlı yorgunluklar diye düşünüyorum ama Yusuf'a. İlk etapta dediğimiz gibi kızlar, berber erkek kısmını aktifleştirmeyi düşünüyoruz. Şimdi paramız oldukça da inşallah bayan kısmını hareketlendireceğiz. Üst katı tadilatı var bayan, çünkü oraya da cihazlar lazım. Lazer falan lazım. Lazer makinesi, ağda koltuğu bilmem ne. Orayı da, ya bayan erkeğe göre daha maliyetli, öyle söyleyeyim size. Ama onun da dışında hayırlısı, zamanı bırakıyoruz. Şimdi ne desek hoş. Kayınvalidem evde kaldı, çocuklar yukarıdaydı. Bir de halim yok kızım dedi, lor istedi. 1 kilo galiba, evet 1 kilo lor peynir istedi canım. Unutmayayım da pazardan alın dedi. Ona lor peyniri alacağız. Ondan sonra eve geleceğiz, evi toparlayacağım. Yemeğe de bakarız yarın. Yemek getirdim arasa da. Ama düşünürüz bir şeyler, bakarız. Şimdi faraşı falan alalım diyorum. Ufak tefek. Sana plastik ürünler ne lazımsa dükkana.
Sadece faraş mı alalım? Sadece faraş alalım. Boyayı almaya gidiyoruz. Dükkan içi boya seçeceğiz. Beraber seçelim dedik. Aslında kafamızda oturtturduğumuz bir renk var ama canlı görünce, burada makine de var. İstediğiniz rengi tonajı şey yapıyor, karıştırıyor. Çok hızlı gidiyor musun? Trafik saat tam yoğun olduğu saatler 5-6-7 arası. Benim cildim soyulmaya başladı galiba güneşten. Güneş kremimi hiç ihmal etmemem lazım. Bugün sürmedim. Geç kaldık ya, saat 6.30. Yukarıdaki Kah yapı market var. Salı Pazar'ın hemen yanında, diğer kemer girişinde. Kapatmış. Sertali oğullarına geldik. Tek boya. Tek boya güzel aslında. Benim evim boyasını tekten almıştık. Güneşin batışı. Çok güzel değil mi? Burası kemerin birinci girişi. Bankalar Caddesi. Şurası da bizim RKS Küba. Motorumuzun aldığı yer. Aldığımız yer. Bakalım hangi renkler var. Renk kartelyası yok ama. Nasıl göstereceksin rengi? Ha şurada. Katalogla gösterecek şimdi bize. Anladım, bak şurada da var aşkım. Tek boyalar şunlar dış, ama bize iç cephe. Bize iç cephe lazım değil mi? Bu dış cepheymiş. Bize tek iç cephe renkleri. Tekten. Bizim düşündüğümüz renk şöyle bir şey. Şöyle ya da kül. Abi 10 litre olan da 650 liraymış silinirken. Şu füme. Silinmeyen. Şu üç renk güzelmiş. Bunlar çok açık. Şu güzel, şu hoşuma gitti. Silinmeyen 460 lira, öbürü de 650. Tamam olsun işte, şu renkler lodos var mı kül ya da? Onu kendiniz makinede mi yapıyorsunuz? Evet. Tamam. Yusuf baksana canım, işte konuştuğumuz renkler. Hangi renkler? Renkler burada mı seçiyoruz? Bakalım bakalım. Gri tonlarında bize lazım. Hı hı. Şöyle evet. Gri şeklinde gidiyor. Ha, şunlar da güzelmiş bak Yusuf. Bak şunlar değil mi? Bak şu da güzel, şu da. Buradan turkuaz turu değil mi? Mavi gri karıştırıyorsun. Sen bir de göster, resmini seçmiştin. Hangisi istedin? Evet, şuna çok yakın. Değil mi? Evet. Şu resimdeki. Şununla bunun arasında bir şey. Bu biraz şunu daha... Koyu mu olur? Yani... Şu iyi. Ne diyorsun? Bence de güzel. Yoksa İki kat mı vuracaksın? Yok canım, bu kadar açık yapma. Hı? Bir stili olacak ya, hoş bir de sen şey istiyorsun, koyu renk tabela, tablo istiyorsun. Bence şu renkle çok uyumlu olur. Biraz bir tık koyu dediği gibi. Şu olsun. İç cephede o mu olsun, tamam. Bir tık açık olsun. Silinebilen mi? Böyle mi yapacağız? Yok, silinemeyen. Yani şimdi 10 kiloluk gri rengimizi seçtik. Komple beyaz boyanın üzerine tonajını ayarlaması için birkaç renk koy. Siz devam edebilirsiniz. Ben sadece çekim yapıyorum ha. Siz şey yapmayın. Şimdi titretme karıştırma makinesine koyuyor. Üzerine böyle bir şey koydu. Onu iyice çalkalayıp şey yapacak. Karıştırıp rengini yakalaması için makine. Bittikten sonra bir bakalım, karıştırsın. Tabii yapmasın. Olur istersen biraz daha beyaz da ekleyebilirsin, koyu da alabilirsin. Sekeleyecek. Ben hayal edebiliyorum, bence çok güzel bir renk olacak. Şimdi kızlar, tek vardı, zirve vardı. Tek bir tık kalite olarak daha iyi. Zirve markası da bizi idare edebilecek bir marka. Ondan dolayı zirve seçtik 10 kiloluk. Şey olursa, yetmezse tekrar gelip ekstradan bir 10 litrelik 10 kiloluk kova daha sirkelettireceğiz. Onun dışında Yusuf'a fırça aldı, şöyle küçük kesme fırçası. Şunlardan dükkanda var galiba, demirhane dükkanında, oraya bakacak. Eksik çıktıkça işte ufak ufak gelip alacak yani. Bence bir tane daha ince mi alsan? Çok mu kalın olur? Şimdi bunu 2 olarak kullanacağım. Bunda 3 numara. Bir beyaz bir tanesini şey yapacağım. Anladım canım. Öyle iyi. Bu işimizi hallettik. Oradan da pazara uğrar, lorumuzu alır gideriz. Burada fayans falan da varmış. Silikonlar. Sprey boyalar. Lavabo evyeleri. Bunlar dünya para. Ay 3 yıl önce biz var ya. Bunların hepsini... Artık böyle şeycisi olmuştum.
ustası olmuştum. Araştıra araştıra ne nerede ne kadar ne nasıl ne hangisi kaç para fiyat. Bu neymiş? Bu tripod mu? Aynen tripod. İşte boşunmuş bak, profesyonel tripod. Görüyor musunuz? Şurada şeyi var. Ortada olması lazım. Ayarı. Yani yamuk olmaması için. Su saati mi diyorlar? Su saati aynen galiba. Ay ay. İyi, bu işi de bugüne yetiştirdik. Aslında Yusuf dedi ki ben yarın sabah gideyim alayım dedi boyayı. Ben dedim ki Yusuf bugün zımparayı yapalım. Zımpara işini de yarına bırakacaktı, yoruldum dedi. Ben dedim ki hayatım gel ben sana biraz yardım edeyim. Yalnız şuranın manzarası ne kadar güzel. Gel ben sana biraz yardım edeyim. Şu zımpara işini ve boyayı alma işini bugün bitirelim ki yarın sabah kahvaltımızı yaparız. Hemen gider boyaya başlarsın. Yani iş karışmasın. Biz şu anda orada elektriğimiz yok. Elektriğimiz olsaydı bugün gider şu aldığımız boyayla hemen tek duvarı bitirmiş bile olurduk karı koca. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ha, bunların baksanıza bu fayans da. Ne kadar büyük bir fayansmış. Ben bu kadar büyük tek parça fayans ilk defa görüyorum. Mermer mi acaba yoksa fayans mı? Ha yok, taşmış. Taş desen çok ilginç. Çok güzel duruyor ama. Ben seviyorum böyle parlak taşları. Benim banyomun fayansı da komple bu şekilde ya. Kolay siliniyor, leke böyle parlak güzel duruyor yani. Öyle işte bebişlerim, dedim ki hadi ya Allah bugün bu zımparayla boya işini halledelim. Yarına da boyasını yapar çıkar. Ondan sonra da artık ince ayrıntıları işte avizelere bakmam lazım internetten. Ondan sonra mobilyalara bakmamız lazım. Mobilya dediğim işte şey lazım ona. Berber masası, saç yıkama masası, tıraş aletleri falan filan bir dünya. Daha bunlar kolay işler. Daha bir dünya ıvır zıvırı var yani. Hem masraf açısından hem enerji hem zaman açısından çok ihtiyacımız olan şeyler. Bakalım hayırlısı. Lor peyniri 1 kilo canım. Biz Şam Yuva Pazarı'na geldik. Pazar toplanıyor tabii ki. Zaten geç hani bir pazar saat için ama. Annem peynir, beyaz peynir lor, daha doğrusu lor istediği için Yusuf şimdi koşturuyor. Ben size neyi çekmeye çalışıyorum? Pazar yerini, yeni pazar yerini çekmeye çalışıyorum. Ben buraya ilk defa geliyorum. Şuraya gözleme standı kurmuşlar. Şurası böyle. Çam Yuva Pazar Yeri. Ha, güzelmiş, kapalı. Şurada takılar açmışlar. Çok geç geldim tabii de. Neyse. Olsun, yapacak bir şey yok. Güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun çam yuvamıza. Bereket getirsin. Ha, oy pusulamızı alalım. Rıdvan Bey de bizim mahallemizin muhtarı kızlar. Kolay gelsin Rıdvan Bey. İyi, siz nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hemen bakayım size. Oy pusulamızı alalım. Hepsini al hayatım. Üzümören, İstiklal Caddesi. Balçıklı, Kayıklı. Ben peyniri sipariş vereyim mi? Ben ev alamam bizde. Niye konuşuyorsun? Hepsi orada ya. Evet. Aferin bizim şeyimize. Mahalle muhtarımıza, gördünüz mü ne güzel hizmet ediyor. Normalde herkes gidip mahalle muhtarını ofisinden alması lazım. Diğer paraların nerede? Kapalı yerde olanlar biraz daha geç topluyor. Ama açık olan yerdekiler daha hızlı topluyor. Çabuk topluyorlar. Şimdi bizim peynircimiz neredeydi? Şu. Şu bizim peynircimiz. Her zaman peynir aldığımız yer. Lokumlar, kuru meyveler. Ne güzel görünüyor değil mi? Rengarenk. Uf, çok yoruldum biliyor musunuz? Vallahi güneşi gene dışarıda batırdık. Bir kilo lor söyleyeyim de. Toplayana kadar onlar. Kızlar bir pazardan geldik. Hemen şöyle domates, salatalık, birazcık da küçük küçük küp doğranmış. Soğan ve mayonez. Mayonezli böyle salata istedi canım. Ne alaka aslında, ıspanak yemeği var ama. Ben hemen geri gelmez yemeğe koyulup size aldıklarımızı gösteremedim. Şimdi Yusuf pazardan sucuk aldı. 170 liraydı kilosu. Buna 85 lira mı ne verdik? Ama daha çok taze dana sucuğu bu arada. Yusuf sucuk kızartması istedi yemeğe. Ondan sonra çay demledim.
ıspanak hemen temizledim. Bir bağ ıspanağım vardı. Evimizde olan bu acuka ile bir de çok az, bir çorba kaşığı kadar da bulgur attım. Pirinç yoktu. Benim oğlum bu da ulan pijamalarını giydi bile. Ne yapıyorsun Aras? Baksana. Dağdan taşlar toplamış. Ne taşı bunlar? Akülüptüs mü diyordun? Ne diyordun? Aa anne kurumuş bu. Ah, elleye, onu elleme. Daha yeni boyadım. Tamam anneciğim. Bunlar değerli taşlarmış kızlar. İçleri parlıyormuş, tamam mı? Bunları toplamış, getirmiş, boyuyor. Çıkardık, Serkan'la da verdim. Evet, Serkan'la dağdan toplamış gelmişler. Yeşilliğim var dolapta. Sararmışları ayıkladım. Şöyle roka ve maydanoz koydum. Limonlayıp yeriz. Pazardan ne aldık? Kloru aşağıya kayınvalideme verdik. Yusuf kendine taze kaymak aldı. Şöyle 50 liralık. Kilosu 200 liraydı. Burada 250 gram var. Çok fazla aldırmadım. Çünkü Ramazan'da yarım kilo almıştı. Ve yarısı çabuk ekşiyor yani. Çöpe gitti. O yüzden azar azar. Helva 75 lira mıydı? Helva ne kadardı ya? Şu helvaya ya 60 ya 65 mi? 75 mi? Öyle bir şey verdik. Ha, toplamda 400 lira tuttu bunlar. Bu bal... böyle renkte bal ilk defa hayatımda görüyorum. Bakar mısınız? Tupturuncu. Bu restoranttan geldi. Kayınpederim restoranta almış. Aras Yusuf da böyle bu kaymakla yemek için kendine birazcık bölmüş, getirmiş. Pazardan bunları aldık. Sadece zaten meyvelerim falan vardı. Sebzeleri de yerleştirdim. Sebzelerim bugün almıştım şeyden. Of, yorgunluk çöktü bana. Şimdi ne yapacağım? Salatamı karıştırayım, o esnada tatlar birbirine geçsin. Ben de sucukları hemen dilimleyip tavada çevireceğim. Çayla beraber. Yusuf kahvaltı türü istedi çünkü. Ben de salatayla ıspanak yiyeceğim. Kayınvalidem de patlıcan musakka yapmış. Yemek gelin alın dedi ama. Şimdi Aras'ı gönderirim. Gitsin bir tabakla patlıcan yemeği alsın gelsin. Ben de ona ıspanak gönderirim. Ispanağın pişmesini bekliyorum. Evet Aras'cığım, bu işler sana ait. Bak çöpü de ben boşalttım. Sen boşalttın. Ben boşalttım çöpü. Sen sadece boş kovaları aşağıdan yukarıya getirdin. Neyse öyle bebişler. Bizim yemek faslımız başlıyor. Vedalaşıyorum artık. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz.